14-20 Haziran değerli terazi burçları, teraziler hep isyan ediyor. Bizi sevmiyorsunuz, bizi ya. Ya ben her yani Allah'a ait her insanı seviyorum. Yani gökyüzüne ait tüm evrendeki gezegenleri ve yıldızları ve Yaradan'ın bize sunduğu her şeyi seviyorum. Yani o yüzden terazi burcunu çok seviyorum. Adalet ruhu, bencil egosu, adaletliymiş gibi davranan ruhu, içten pazarlıklı ama adaletler, pratik zeka, gerçekten kendi evresindeki ışığı görmezse laf sokan ama bir o kadar da candır, sağlam candır. Yani benim burçlarla ilgili hiçbir sorunum yok. Kişilerin burçlarıyla ilgili bu konuyu da bildirmiş olayım. Evet, beklemediğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz işinizle alakalı, iş çevrenizle alakalı yaşayacağınız olumluluklar, yeni oluşturmak istediğiniz teklifler, kendinizin istediği ve CV yolladıysanız bunlarla alakalı gelecek olumlu olaylar sizi gayet keyifli kılacak. Yani yeni yere geçmek, yurt dışı ile ilgili beklediğiniz mevzular, eğer atama bekliyorsanız, yeni bir iş ve yeni bir heyecan istiyorsanız, bununla ilgili bu 14-29 Haziran'a kadar bunlarla ilgili mücadele verin. Bunlar sizin için doğru ve güzel oluşumlar sağlayacak ve hiç korkmayacağınız ve cesaretinizle birlikte de başarı sağlayacaksınız diyorum. Özellikle güzellikle ilgilenen estetik, güzellik merkeziniz varsa, spor hocasıysanız ya da resim yapıyorsanız, bunlarda yavaş yavaş kendinizi ispatlayacaksınız. Yön kapılarınız açacak. Kendine ait işinizle ilgili bu benim yarattığım enerji diyeceğiniz sistemler de oluşacak. Risk al, başar. Çünkü sen riski hissettiğin vakit enerji ve bu enerjiyle birlikte kendini ispatlamayı biliyorsun. Yeni oluşumlara evet diyoruz. Şöyle bir sorunumuz var. Yurt dışında yaşıyorsanız ülke değişimi olabilir. Mesela Ankara'da yaşıyorsanız farklı bir şehire tayininiz çıkabilir. Bu tarz olaylarda biraz endişeleriniz olabilir ama gideceğiniz ya da gidilmesi gereken yolda bir sorun yok. Gidin, daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Mahkemelerle, özellikle uzun süredir para mahkemeniz, iş mahkemeniz ve bunlarla alakalı yaşadığınız bazı pürüzler varsa, mahkemelerde ertelenme, hatta bu mahkemede size haksızlığa gitmiş olabilir, aile arasında yaşadığınız kırgınlıkların devam etmesi, adalet hakkımı alamadım, Allah'a havale ediyorum lafları da gündemde olabilir, bilginiz olsun. Hatta bu konuyla alakalı tekrar mücadele edeyim mi derseniz, lütfen yapın, çekinmeyin diyorum, bununla ilgili mücadele verin. Bir de iş mahkemeniz varsa ve uzun süredir geçmiş iş kapınızla alakalı haklarınızla ilgili iftiraya uğradıysanız avukatınızı değiştirin. Avukatınız tembel gözüküyor. Doğru avukatla hızlanın. İş iadeniz ya da iş hakkınız geri verilecek olarak uyarı veriyor değerli terazi burçları. Özel hayatınızla ilgili de bu ara çok ilgi çekici. Etrafınızdaki enerjiler fazlasıyla sizin etrafınızda dolanacak. Hatta kişiyi seçmekle alakalı kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. O yüzden bu ara heyecan, flörtöz enerjimiz çok yüksek olacak. Sizin tek yapmanız gereken şey uyku dengenizi ve ruhunuzu sakinleştirmeye ihtiyacınız var. Ne bileyim, motivasyon müzikleri yapabilir, yoga yapabilirsiniz. Ruhunuza iyi gelecek enerji, hafif hafif doğa yürüyüşleri size iyi geleceğini söyleyebilirim. Kardeşler arasında yaşadığınız kırgınlıklar devam edecek. Uzun süredir görüşmediğiniz ailenizle alakalı laflar sizin canınızı sıkabilir. Bence burada siz de hatalısınız, onlar da hatalı ama bir adım bu ailedeki sorunları çözsün. Çünkü ailede bir sağlık problemi, pişmanlık yaşayabilirsiniz. Bir an önce bu adımları da yapın. Köyde ya da başka bir noktada eviniz varsa bununla ilgili bir tadilat, yenileme fikri olan bazı teraziler için olumlu bir evre söz konusu oluyor. Bir de mesela astrolog, kozmik enerji, yani spiritüel alana merak olan bazı terazi burçlarında bunlarla ilgili başlangıçlar sizi mutlu edecek. Yapın, bu da sizin enerjinize iyi gelecek. Eğer üniversite sınavına hazırlanıyorsanız,
hukuk, savcı ya da bu tarz merakınız varsa başarı var. Özellikle mühendislik ya da uluslararası işletme ya da ekonomi anlamında bir eğitim fikriniz varsa bu alanlarla ilgili de aydınlanma var diyorum. Bazı terazi burçlarında da kız çocuk sevinci yaşanacak. Bir de kayınvalide ya da eşinizin annesinden kaynaklı sürpriz bir hediyeniz de var. Şimdiden hayırlı olsun. Bir de ilişkinizden güzel bir hediye alacaksınız. Bu da size iyi gelecek. Geçmişini bekleyen ve geçmişiyle ilgili hesaplaşmak isteyen yeni insanlar var. Yeni keşiflere gir. Bırak şimdi geçmişi. Geçmişi ne yapacaksın diyorum. Dedim bile. Öpüyorum sizi.